Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yine bir klan savaşı videosu çekeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle kanala abone olup like atmayı unutmazsanız daha çok video içeriği kapasitesi alabilmemiz için sizin destekleriniz önemli. Diyelim ve videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, ilk önce Godoman hesabından savaş yapacağız. Lafı fazla uzatmadan savaşımıza geçelim. Ama öncelikle rakip bayağı iyi saldırdı. Bizim 1 numaradan, yani ana hesabımdan 2 yıldız, ikinci hesabımdan 3 yıldız, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den de 3'er yıldız aldılar arkadaşlar. Gayet güzel ve ezici bir üstünlükte rakip klan ön sırada. Evet, biz buradan cadı golem saldırısı yapacağız ve 8 numaraya saldırı yapacağız arkadaşlar. Bu aralar gözlerimde sıkıntı var. Gözlük taktım gördüğünüz üzere. Evet, internette ufak bir sıkıntı var ama geçti. Evet. Bu köye nasıl saldırabiliriz ve nereden saldırabiliriz? Ben her zaman yukarı taraftan saldırma taraftarıyım. Orada kraliçe var. Kraliçe orada. Bu burada. O orada. Öncelikle şöyle bir saldır deyip evet, kraliçemiz burada yok. Neden yok? Yükseltmeye vermiştik zannedersem. Bakalım yükseltmedi mi? Evet, yükseltmedi. Ya genelde ben savaşları neden herosuz yapıyorum? Çünkü sürekli heroları basıyorum arkadaşlar. Siz de basın. Bu sırada klan geri kalmasın diye klan savaşlarına tam takım devam ediyoruz. Evet, garanti 2 yıldız ama 3'lük gelebilir diye düşünüyorum ben. Şuradan önce bir kenar temizliği yapıp girmek istiyorum. Şuradan bir cadı, şuradan bir golem. İki cadı, şuradan bir golem, bir golem saldım. Arkasından cadıları yaydım. Kralı gönderdim. Tomruk fırlatıcıyı gönderdim. 1, 2, 3, 4 büyücü gönderdim abi. Şu an beklemedeyim. Tomruk fırlatıcı biraz uzak tarafa kaydı ama şöyle bir durum var. Şuraya bir öfke atıp şurada bir dondurma kullanma taraftarıyım. Klan kalesini dondurdum. Bir dondurma daha attım. Oradan şuraya bir şifa attım. Klan kalesini çabucak indirdik. Oradan golemin peşine takıldı balon. Sağlı sollu cadılar ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Şurada bir öfke patlattım. Gayet güzel bir içeriye giriş yapmış bulunmaktayız. Şurada bir dondurma attım. Ki biraz boşa attım gibi geldi. Şurada bir öfke attım. Sağlı sollu çok da aldılar ya. Kralın özelliği hala hayatta. Tekli cehennemler bize sıkıntı çıkarabilir. Şurada bir dondurma kullansam mı diye düşünmüyor değilim ama kullanmamsam daha iyi. Şurada bir okçu. Şurada evet, gayet güzel oldu, çıkardık. Şurada bir okçu daha kullandım. Yetimitlerin bir an önce hayata dönmesi lazım. Evet, hadi patlatın onu. Onu patlatın abi. Gayet güzel. Ama 4 tane savunma kabak gibi ortada kaldı ve ana savunma arkadaşlar. 2 yıldız %85 üzeri gelir mi? Şurayı bir dondurayım. Yoksa oradaki cadılar pörtleyecek. Kralın özelliğine basıldı. %90 üzeri gayet güzel bir başarı. Kraliçemiz olsaydı daha fazla alabilirdim diye düşünüyorum. Ama hala da kaybetmiş sayılmayız. Cadıların iskeletleri hala çok iyi iş yapıyor. Tamam, orada X yayının etkisinde kalır mı? Kalır. X yayına gitmedi arkadaşlar. %96. Kötü bir sonuç değil, gayet güzel bir sonuç ama kraliçemiz olmadığı için böyle bir yüzde aldık diye düşünüyorum. Ben gayet güzel savaştığımızı düşünüyorum. Yine 2 yıldızda kaldık. Size bir üçlük gösteremedik. Yani böyle bilmiyorum ya. Geçen klanda bir arkadaş gelmiş, videolar çok uyduruk olmuş demiş. Ya uyduruktan ziyade acemice diyebiliriz çünkü ben yeni atıldım ve her şeyi telefondan yapıyorum. Herkes bu yollardan geçti. Yani şu zamanda büyük youtuberlar da bu zamanlardan geçmiştir arkadaşlar. O zamanı yakalamak için bu zamanları kesinlikle görmeniz gerekiyor. Her şeyin bir acemiliği var. Hemen ikinci ordumuzu aynı şekilde basalım.
isteğimizi atalım. Diğer hesabımıza geçip savaşımızı yapalım arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinci hesabımıza geçtik. Şimdi istek bölümünde iki tane okçu atmamışız. Sıkıntı yaratmaz. İki okçunun verdiği hasarı patlayıcı da veriyor zaten. Zeplin ya da zeplin olmadığımı düşünüyorum. Evet. Şimdi majeste olarak ikinci hesabımızdayız arkadaşlar. İlk saldırıda telefon geldi. Saldırı biraz affedersiniz oldu. 4 numaraya saldıracağız. 4 numarada kartal topu yok. Cehennem kuleleri yok. Gayet de güzel bir sonuç alıp üçlükle ayrılabiliriz buradan diye düşünüyorum ben. Ordumuza bakalım. Şimdi ordumuzda ne var? Yıldırım, cadı, öfke, tomruk fırlatıcı, büyük koruyucu ayakta. Hemen 4 numaraya gözcülük yap. Sonrasında saldırı diyelim. Nereden saldırabiliriz? X yayları karaya baktığı için X yaylarını patlatma taraftarıyım. Okçu kraliçe ve barbar kral da bu sayede ölebilir. Saldır diyelim. Saldır dedim, gitti abi. Şuradan ufaktan bir temizlik yapıp sağa sola dağılmalarını engellemek istiyorum ben. Oradan sonra bekleme yapmadan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, biraz bekleyelim. 3, 4, 5. Hasarı gayet güzel verdik. Deprem alsaymışım gayet güzel olurmuş. Ama klan kalesini unutmamak gerekiyor. Hemen şuradan yaydım. Ardından tomruk fırlatıcı gönderip kraliçeyi, büyük koruyucu gönderdim. Bunları da gönderdim. Şurada bir tane zehir kullanıp bir öfke gönderdim abi. Oradan sonra kraliyetin özelliğine, büyük koruyucu özelliğiyle beraber orduyu gayet güzel bir şekilde içeri saldık. Evet, orada gayet güzel bir temizlik yapıldı. Cadılar sağlı sollu dağılmaya başladı. Ortaya iskeletler yığıldı. Büyücüler de ortaya gitti. Şimdi gayet güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum derken alt tarafta bir tane tekli cehennem kulesi varmış. Onu hiç fark etmedim ama sıkıntı çıkaracak derecede mi? Çıkarabilir. Çıkarabilir de, çıkarabilmez de. Yine kelimeleri karıştırdım ama gayet güzel, %55-56 ortada, ortayı çok iyi temizledik. Ortada kabak gibi birimlerimiz kaldı. Yetiler buz golemi orada oyalanırken savunmalara gitmeye devam etti. Aşağı tarafta cadılar tekli cehennem kulesini aldı. Gayet başarılı bir sonuç ve gayet de temiz bir 3 yıldız aldık. Köyün duvarları biraz geride kalmış ama köy gayet güzel bir köydü. Cehennem kulesini fark etmedim. Aşağıda bir tane cehennem kulesi varmış ama diğerini nereye koymuş vatandaş? Onu çözebilmiş değilim. Diğerini zannedersem almamış. Şu orduya bakar mısınız? İskelet ordusu ve patlıyor. Böyle de patlıyor yani. İkinci savaşta gayet güzel bir sonuç çıkardık. 3 yıldızla ayrıldık. Şuradan 2 tane okçuyu da bomba kulesine saldım. Yetiler, iskeletler, cadılar, büyücüler, koruyucular, okçu kraliçeler. Oh, bayağı bir birim kaldı. İkinci savaşta güzel bir üçlük çıkardık arkadaşlar. Sizlere bir üçlük gösterme imkanımız oldu. Ben hemen şöyle ordumu sinsi goblin ordusu yapıp bu köyümüzde önemli yükseltmeler yapacağız. Çünkü sinsi goblin ordusu basıp ikinci hesabıma değil de üçüncü hesabıma geçip, üçüncü hesabımıza geçtik arkadaşlar. Majeste ana hesabımızdayız. Bu rakip biraz dişli bir rakip. Neden diye soracak olursanız, bana göre dişli. Şu an benim kralım ve koruyucum yükseltmede olduğu için buradan 2 yıldız alabilirsem çok iyi olur. Zeplin aldım. Zeplinin içine yeti aldım. Direkt klan kalesinin oradan değil de yani şuradan saldırıp heroları kartal topunu oradan gönderip şuradan salma taraftarıyım ben. Yani şu bölmeden salma taraftarıyım. Şuradan heroları içeri sokabilirsem çok güzel olacak. Onun için birkaç değişiklik yaptım arkadaşlar orduda. Saldır dedim, gitti. Evet, şuradan hemen yukarı taraftan hiç vakit kaybetmeden bir bebek ejder buradan, bir büyücüyü buradan gönderdim. İki okçuyu da gönderip şuradan kraliçemi salladım abi. Oradan sonra kraliyeti bekletmedeyim.
Kraliyeti bekletmeye alacağım. Evet. 1, 2, 3. Yapma bunu ya. 3 tane duvar kırıcı inşallah orayı kırar ve kraliçe içeri girer. İnşallah. İnşallah kraliçe satmasın. Evet. Kraliçe satmadı. Kraliyeti nereden salabilirim? Ana orduyla salsam kraliyeti gayet güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane de elektro şuradan, bir tane şuradan. Balonları saldım abi. Kraliçemiz hakkın rahmetine kavuşacak gibi zeplini aldım. Kraliyeti de gönderdim. Bir öfke şurada patlattım. Zeplini şurada patlattım. Gönderdim abi. Çok güzel oldu. Dondurmanın bir tanesini tam şu noktaya kullanırsam muazzam olur. Evet, hava patlayıcını alamadık. Şuradan ne yapsam ne yapsam, bir öfkeyi de şurada atıp kraliyetin özelliğine bastım. Evet. Başarılı. Evet, o da başarılı. O da başarılı. Gayet güzel. Şuradan yarasaları göndersem mi? Çok heyecanlandım. Şu an almam lazım bu köyü. Yarasaları gönderdim abi. Bir dondurmayı burada saldım. Çünkü orada bize yarasalar sıkıntı çıkaracak. Şuradan bir tane gönderdim abi. Şurası çok güzel bir kıvamda ya. Şurayı bir dondurdum. Şurayı bir daha dondurdum. Ama evet, 3 tane ejderimiz var. Gayet güzel üçledik gibi ya. Yok, ya da üçleyemedik. Gayet çok çok iyi saldırdığımı düşünüyorum ben ama yarasalar orada bir dağıldı. Dağılmasaydı, kaya saçarının üzerine gitseydi gayet güzel bir üçlük çıkardı. O kaya saçarının inmesi lazımdı. Kaya saçar inseydi köy gayet de güzel üçlenirdi diye düşünüyorum ben. Kaya saçar inerse bir ihtimal daha şansımız var. Oradan bir ejder kaldı. Bir ejder kaya saçara giderse yapma be ejder be. İşte büyük koruyucusuz ve kralsız savaş yapıldığında ne kadar başarılı bir savaş yapsanız da o savaş her zaman %80 üzeri, %90 üzeri kalabiliyor. Tabii köy yüksek olduğu için, yani benim civarımda bir köy olduğu için ya, duvarlar önemsemiyorum şu an. Duvarlarda herhangi bir duvar sıkıntım yok çünkü hava saldırısı yapıyorsunuz. Gayet güzel saldırdığımı düşünüyorum ben. Başarılı bence. Kralsız ve koruyucusu savaş yapınca böyle ikide kalabilirsiniz. İkiye bakalım şimdi arkadaşlar. İkide ne var? İkide ne var? İkiye de aynı sistem deneyebilir miyim? Gayet de iyi deneyebilirim. 2 elektro, 6 ejder. Zeppelin burada gayet başarılı olur. Aynı ordu devamını getirir. 2'den 3 yıldız gelebilir. 2'den 3 yıldız gelebilir diye düşündüm ve şuradan bir aynı ordudan basıp isteğimi attım. Kaleleri doldurup birimlerimi hazır edip hemen geliyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar, 4. savaş için hazırlıklarımızı yaptık ve köyün düzenine bakıyoruz. Şu anda gayet güzel bir köy daha karşımızda, belediye binası. On düzenlerimizde herhangi bir eksik yok. Kraliçeyi yükseltmeliydi. Burada da şuradan hemen giriş yap dedim. Saldırımı başlattım. Burada çaprazdan girme taraftarıyım. Neden çaprazdan diye soracak olursanız, çünkü gördüğünüz gibi cehennem kuleleri arka arkaya geliyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bir cadı dağılmasın diye. Şuradan şöyle bir golem. İki cadı. Şuradan bir cadı. Şuradan şöyle saldım bunu. Kralı saldım. Bir golem şuradan. Bir golem buradan. Arkasından da cadıları yaydım abi. Hemen ilerisinde bir öfke kullanacağız. Tam şu noktada değil de az daha ilerle, az daha ilerle. Dağılma, gözünü seveyim, dağılma. Gitme oraya işte be. Ha. İstediğim buydu. Evet, orada hemen Klan Kalesi çıktı. Klan Kalesi'ne bir dondurma attım. Kraliçeyi de dondurdum. Bir şifa attım. Şurada bir dondurma daha attım. Evet, gayet güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu an bir dondurma daha attım ama boşa attım. Bu olmaz işte. Şu an yapmamız gereken şey ne olabilir? Golem eridi, bitti, kül oldu. Şurada bir öfke daha patlattım. Şurada bir dondurma atmak istedim. Bir öfkemiz kaldı. Ortayı gayet güzel temizledik. 2 yıldız şu an garantiledik. Evet, golemler yok. Kral ortada.
Cadılarımız mefta olmuş durumda. Kralın özeline bastım. Buradan da sanırım iki yıldızla ayrılacağız. Ama yukarıda cadılar yukarıdaymış. Dur, bitmemiş olabilir savaş. Şurada bir öfke atsam mı, bekletsem, iki tane golem yan yana gidiyor abi. İki tane golem yan yana gidebiliyor mu? Gidemiyor, gidebiliyor. Arkasında da bir yeti. Gayet güzel. Şurada öfke atmam lazım. Hayır, ölmeyin, olmaz ya. Olamaz böyle bir şey. Oradaki cadılar öldü ya. Büyücü kulesine denk geldi. Çok kötü oldu abi ya. Şu an o da öldü. Tamam, artık yüzde gayet ikide kaldığımız kesindir. Bir hero bile eksik olduğu zaman belediye binası 10 olsun, 9 olsun, 8, 7 fark etmiyor. 7'de 8'de fark ediyor da. Yine golemleri ikisi beraber gidiyor abi. Golemleri bir türlü şey atamadık. Kara saldırısı da pek alışık değilim. Genelde hava saldırısı yapan biriyim. Ama şu kara saldırısına alışma taraftarıyım. Belediye 9, 10, 11. Kara saldırısı daha çok etki eden köyler. 12, 13, 14'te hava saldırısı çok etki ediyor. Bilemedim şimdi ya. %95'te kaldık. Bir önceki saldırıda da %90, %96'da kalmıştık. Gayet güzel sonuçlar aldık ama yeterli mi? Tabii ki de değil. Hemen ikinci hesabımıza geçelim. Yani majeste, pardon, ana hesabımıza geçelim. Tabi şuradan ordumuzu tekrardan eğit diyelim. Ondan sonra hemen zaman kaybı yapmadan beklemede kalın. Geliyorum. Evet arkadaşlar, hesabımıza, ana hesabımıza geçmiş durumdayız şu an. 2 numarayı inceledik, ölçtük, tarttık, biçtik. Saldırıya yapmaya karar verdik. Tabi herolarımızdan eksikler olduğu için bazı savaşlarda sonuç almış değiliz. Kötü savaş değil ama herolarımız eksik olduğu için hero her zaman bir numaralı savaş ve defans kriteri Clash of Clans'ta. Sizler de bildiğiniz üzere. Klan olarak herolarımızı geliştirme ve araştırma aşamasında gayet düzenli ve ilerleyici bir şekilde ilerliyoruz. Lalalala. İlerliyoruz arkadaşlar, evet. Yani lafın fazla uzatmasına gerek yok. Yani laf fazla uzatmaya gerek yok. Lafları hep karıştırır oldum bu aralar. Saldırımıza geçelim mi? Geçelim arkadaşlar. Ordumuz tamam mı? Tamam. Saldır dedim, gitti. Evet, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Kartal topunu oradan gönderip buradan salacağız ejderleri. Şimdi öncelikle şuradan bir bebek ejder. Şuradan bir bebek ejder. Şuradan biraz beklemedeyim. Şuradan kraliçeyi verdim. Kraliyet beklesin. Duvarları 1, 2, 3, 4 duvarla kırdım. Kraliçe oradan içeri gir abi. Annem içeri gir aşkım. Evet. Kraliyeti de şuradan verdim. Destek amaçlı bir dondurma mecburiyetten harcamak zorundayım. Oradaki duvardan kartal topuna atlayabilir mi? Atlarsa çok mükemmel olur. Çok mükemmel olur. Mükemmel. Evet, kartal topuna doğru gidiyor kraliçe ama büyük koruyucu değil. Kraliyet, sen nereye gidiyorsun abicim? Çok güzel temizlik yaptık şu an. Çok güzel gidiyor savaş. 1 dakika, 2 dakika, 16, 15. Evet, kartal topunu da aldık abi, gayet güzel. Bu iki role bu kadar temizlenen muazzam bir temizlik oldu. Gayet güzel yerden girmişim. Kraliçenin özelliğini bastım. Hiç beklemeden şuradan salıyorum ejderlerimi. Elektron bir buradan, bir buradan. Kraliyetin özelliğine bastım. Sanırım 3 tane binici neden aldığımı hiç hatırlamıyorum. Sanırım birini atacaktım. Şuradan da bir tane gönderip şurada bir öfke patlattım abi. Gayet güzel. Şuradan 3 tane biniciyi şu büyücü kulesine doğru gönderirsem muazzam olur. Evet, orada kraliyet hala hayatta mı? Değil. Kraliçemiz hayatta. Şurada bir öfkeyi attım ve bir dondurma bastım. Gayet güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum ben arkadaşlar. 3 yıldız geldi. Garanti 3 yıldız geldi. Şuradan da yarasalar arkadaşa destek amaçlı da olsa göndereyim. Bir dondurmamı attım ama biraz sanki bir tık daha öne atsaymışım. Çok daha güzel olurmuş. Bunu da aynı yere attım. Çok temiz, çok başarılı bir savaş yaptık arkadaşlar. Kralımız ve büyük koruyucumuz olmamasına rağmen bu kadar birimi ayakta tutabilmek büyük bir başarıdır benim için. Teşekkürlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tebriklerinizi, pardon, teşekkürleriniz nedir ya?
Başarılı bir savaş yaptığımı düşünüyor ve bugünlük bu kadar deyip videonun sonuna geliyoruz. Bu kadar izlediysen beğenip abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.